Bu da ki sizin söyleminizin birleşme çağrısının siyasi bir parti üzerinden mi yoksa fikirsel bazda mı bir birleşmeden bahsettiğinizle ilgili? Bulgaristan'daki bulunan soydaşlarımız Bulgaristan'da bulundukları süreler içerisinde malumunuz her zaman bir Bulgaristan vatandaşı oldular. Fakat bu Bulgaristan tarihi bizim komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'ın tarihini kara leke olarak geçirdiğini adlandırdığımız 1980'li yıllarda soydaşlarımıza uygulanan insanlık dışı mezalim sırasıdır ve akabinde de 90'lı yıllarda bu kardeşlerimiz bulundukları topraklardan kopartılarak göç azaldılar. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz öncelikle gerek ülkemizde gerek Bulgaristan'da seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekiyordu. Bunlarla ilgili soydaşlarımız da bunları uyumlu davranarak bu haklarını yerine getiriyorlar. Fakat maalesef son yıllarda Bulgaristan'daki kardeşlerimiz siyasi olarak bir ayrıcalık ve aynı zamanda da burada da ayrıcalıklar oldu ve bunlar maalesef bölündüler. Bu bölünmeler akabinde de milletvekili sayıları 38'lerden 26'lara düştü. Ben de bunları göz önünde bulundurarak soydaşlarımızın artık geçmişte yapılanları unutarak birleşmelerine ve tek vücut halinde gelme zamanı geldiğini belirtmiştim. Ve bunu belirtirken de özellikle şunu söyledim. Yani bu birleşmelerde kimin hatalı, kimin hatasız geçmişte önemli. Herkes fedakarlık yaparak küskünlükleri bırakalım, birleşelim, tekrar eski güçlerine kavuşsunlar ve özellikle daha öncelerde olduğu günlerde olduğu gibi hükümet ortağı konumuna gelerek soydaşlarımızın bulundukları yörelerde daha iyi hizmet alabilme imkanına sahip olsunlar demiştim. Bunu belirtirken hiçbir şekilde herhangi bir parti veya siyasi bir şeyden kesinlikle bahsetmedim. Bu birleşmenin onların geleceği için çok önemli olduğunu belirttim. Yani bugün baktığımız zaman Bulgaristan'da bizim kardeşlerimizin bulundukları yerlerle bir Afganistan vatandaşlıkların kişilerin yaşamış olduğu yerlerde çok büyük ekonomik farklılıklar var. Yani 15 bin dolar olan şeyler 2 bin dolarlara kadar düşüyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak da kardeşlerimizin birleşmeleri gerektiğini, bunu aynı zamanda Türkiye bu tür bölünmeler başladı. Sen ondansın, sen bunlarsın. Hani bizim oradaki kardeşlerimizin çok önemli sorunları var. Bu sorunların aşılması ekonomik olarak bu sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz gençler işte tamamı artık Avrupa ülkelerinde yaşlılar ülkemize göç etmeye başladılar. Benim yine belirtmiş olduğum özellikleri Bulgaristan'da bakmış olduğum Türkçe eğitim şeyleri çok ciddi düşmeler gerek. Düşmeler başladı. Dolayısıyla bunları hep yani bugün 90'lı yıllarda 115 bin civarında olan Türkçe ders sayısı bugün Türkçe'de öğrenci öğrenci sayısı 10 bin lira düşmüş geçenlerde. Yani bunları bir sorunlarımız olduğunu. Dolayısıyla bir birlik beraberlik altında beraberce bunların birleşmeleri gerektiğinin çağrısını yaptım. Bunlarla ilgili bazıları yanlış anlayarak veya benim ne dediğimi tam olarak değerlendirmeden bazı kendilerine göre bazı şeylerde tehditlerde, serzenişlerde bulunuyor. Ben bundan doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama biz onlar için çok ciddi emekler verdik. Yani bunları unutmasınlar. Ben şahsım rahmetli babamla beraber 80'li yıllarda kurulmuş Balgöz'ün yurt dışı faaliyetlerinde yürütmüş bir kişi olarak. Onlar için çok ciddi çalışmalar yaptık. Onların bugünkü burada orada bulundukları konumlarda da bizlerin hepimizin çok ciddi emeklerinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla camianın bir abisi olarak da bu birleşme zamanı geldi. Artık herkes fedakarlık yapacak ve bunları yavaş yavaş aşalım dedi. Konu kısaca budur. Peki ileriki süreçte sizi bu konu hakkında daha aktif görecek miyiz? Evet. Ben bunlar zaten benimle bu bazı şeyler bütün oradaki siyasi parti liderlerimizin aracılığıyla onun vasıtasıyla bana çok ciddi olarak bu konularda zaten görüşmelere başladık. Ben biliyorsunuz çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Kanserle mücadele ediyorum. Orada oldu birçok şeylerde onun için biraz uzak durdum ama bu kardeşlerimizin birleşmesiyle ilgili olarak da ben
ciddi olarak bu konularla ilgili çalışmalara başlıyorum. Başladım da zaten. İnşallah da bunu hep beraber bütün kardeşlerimizin yapacağı fedakarlıklarla da bunları aşacağız. Böyle bu işlerde şart olmaz. Ben onu yapacağım değil. Güzel bir şekilde herkes fedakarlık yapacak ki bu birleşme sağlanacak inşallah. Evet.